Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, sizin sık sık bahsettiğiniz ve çok kitaplarda da önem atfedilen bir konu var. Helalden yiyip içme konusu. Tabii bunun için de yine bilgi gerekli. Daha önceki bir programda anlatmıştınız bilmenin ne kadar faydalı olduğunu. Dolayısıyla insanın da neyin haram, neyin helal olduğunu bilmesi lazım ki ona göre hareket etsin. Bu neden önemli? Şimdi onu soruyorum işte. Yani diyelim ki birisi yemesine, içmesine dikkat etmedi. Haramdan mıdır, helalden midir hiç dikkat etmedi. Yedi, içti yani. Bunun yaptığı ibadetlere bu yediklerinin, içtiklerinin dikkat etmeden haramdan gelen şeyleri yemesinin, içmesinin bir zararı olur mu ibadetlerini veya ahirette bir zararı olur mu? Şimdi Ehl-i Sünnet alimlerin hepsi, Evliya-i Kiram'ın hepsi aynı şeyi söylemişler de bazıları mesela öne çıkmış. Bunlardan bir tanesi Vüheyb bin Vert Hazretleri. Bu zatın aynı şekilde hikmetli sözleri de kitaplardan naklediliyor. Bu zat Mekke-i Mükerreme'nin büyük alimlerinden ve evliyasından olup şüphelilere düşme korkusuyla mubahların çoğunu terk eden zahit bir zatmış. Şüphelilere düşme korkusuyla mubahlar. Haram mekruh değil. Şüphelilere düşebilirim diye helal ve mubah olan şeyleri terk ediyor. Öyle bir zatmış. İbrahim bin Ethem, İbni Mübarek, Süfyan-ı Sevri, Fuday bin İyad Hazretleri gibi büyük alim ve velilerle görüşüp sohbet ederdi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri Mescid-i Haram'da dinleyenlere bazı şeyler anlatır. Sözünü bitirince de hadi kalkınız üstadımız Vüheyb bin Vert Hazretleri'ne gidelim. Onda hikmetli sözler, güzel haberler var derdi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri gibi zat. Peki bu zatı bu dereceye ulaştıran nedir? Evet. Biraz önce naklettiğimiz. Evet. Haramdan sakınıyor. Mekruhlardan sakınıyor. Şüpheli şeye düşebilirim diye mübahları da yapmıyor. Mübahları da aynı şekilde terk ediyor. Evet. Mübahları da terk ediyor. Mesela kendisi böyle çok ağlarmış. Kıyamet günü bir yere toplanacaklarını ve Allah-u Teala'ya hesap vereceklerini bilen kimselerin kalpleri nasıl sevinçli olur, nasıl gülerler anlayamıyorum buyuruyor. Niçin uymuyorsunuz diyenlere de Allah-u Teala'nın azabı hakkında okuduğum bir ayet-i kerime ile bu hale geldim. O benim uykumu kaçırdı. Ne yaptımsa uyuyamadım buyurmuştur. Namazını bitirdikten sonra da ya Rabbi eğer benim namazımda bir noksanlık kaldıysa beni affet. Büyük veya küçük günah işlemişsem onlara da tövbe ve istiğfar ediyorum şeklinde dua ederdi. Bir defa da secdedeyken çok ağladı. Ya Rabbi beni affet diye dua edip çok gözyaşı döktü. Nihayet ya Vüheyb affedin diye bir ses işitildi. Vüheyb bin Vert Hazretlerine dediler ki siz Allah-u Teala'ya kavuşmak için hemen ölmeyi mi yoksa daha fazla ibadet edebilmek için daha çok yaşamayı mı arzu edersiniz? Aksi halde hiçbir şey düşünmeden Allah-u Teala'nın takdirine razı olup susmayı mı tercih edersiniz? Diye sual edelim, arz ediyorlar. Cevap olarak buyuruyor ki ben hiçbir şey demem. Allah-u Teala benim hakkımda neyi irade edip takdir etmişse ben onu isterim. Onu severim ve ondan razı olurum. Orada bulunanların hepsi bu cevaptan çok memnun oldular. Topluluğun içinde olan Süfyan-ı Sevri Hazretleri Hazreti Vüheyb'e sarıldı ve alnından öptü. En doğrusunu sen söyledin buyurdu. Yani onlar da sıradan kimseler değil. Şimdi bu konuda mesela İmam Rabbani Hazretleri Vüheyb bin Vert Hazretleri'nin buyurduğu şekliyle onu takviye edecek şekilde buyuruyorlar ki sabahleyin kalkıp evinizden çıktığınız zaman karşılaştığınız şeyleri aradığınız, arzu ettiğiniz şeyler olarak bilmedikçe bunu kabullenmedikçe Allah'tan rızasına kavuşamazsınız buyuruyor. Kavuşamazsınız. Tabii şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Ya siz ne anlatıyorsunuz? Hangi çağda yaşıyorsunuz diye hatırlarına gelebilir. Oho bunların zamanı geçmiyor. Yok. Zaman aynı zaman. Güneş aynı. Doğudan doğuyor, battan batıyor. Değişen insan. Gün 24 saat. Eğer bir kimse de bu zamanda da Allah-u Teala'nın sevgisi, yani harama dikkat eder, mekruhlara dikkat eder, şüphelerden sakınırsa, Vüheyb bin Vert Hazretleri'nde olan haller onda da olur. Çünkü Allah-u Teala
bir hidayeti ve onun kalbine aynı şekilde nurun nasıl geleceğini Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberi Muhammed Aleyhisselam hadis-i şeriflerle açıklayarak bildirmiş. Yol belli. Biz nefsimize göre yaşıyoruz. Ondan sonra evliya olunmuyor canım. Bu zamanda olunmaz zaten. Zaman değişti. Değil öyle. Sen keyfine göre yaşa. Keyfine göre yaşa. Ondan sonra da de ki olmuyor. Olmaz tabii ki. O olmaz o. Fedakarlık ister. E şimdi bu zat haramları terk etmiş. Mekruhları terk etmiş. Ve şüpheliğe düşebilirim korkusuyla mubahların çoğunu terk etmiş. Ama şimdi efendim biz dizi seyretmeyecek miyiz? Bir mangal yapmayacak mıyız? Yani birazcık böyle aynı şey eğlenmeyecek miyiz falan? Bunların hepsini terk etmişler. Ondan sonra da bir ayet-i kerimeyi okuyunca hüngür hüngür ağlıyor. Ahiretteki durumunu aynı şekilde düşünüyor. Yakini hasıl oluyor. Uykuyu terk etmiş. Uykuyu terk ediyor. Bizim iki saat eksik uyuduğumuzu bir düşünün. Tabii. Bayağı ortalığı yıkarız ya. Ve bu zat buyuruyor ki, midenize inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız buyuruyor. Kitaplara geçmiş mübarek sözleri. Midenize inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız. Ve yine yerim kalay ve göklerin bakır olduğunu görsem, Veyb bin Mert Hazretleri, yer kalay, demir yani, gök bakır olduğunu görsem rızkımdan endişe etmem. Eğer endişeye kapılacak olsam kendimi Allah-u Teala'nın bütün mahlukların rızkını vermeye kefil olduğuna inanmamış kabul ederim kendimi. Bunlar tabii yüksek hocam ya. Şimdi insan tabii bu sözleri duyunca Allah Allah olur mu ya falan, yer bakır gök demir on sana. Ya insan endişe eder tabii falan. Ya ama endişe etmem diyor. O zaman diyor Rezzak ismine inanmamış olurum Cenab-ı Hak. Gökten helva indirdi Musa Aleyhisselam'ın kavmine. Ya ne kavimmiş ya. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a dediler ki hep dediler tatlı tatlı biraz da böyle bıldırcın bıldırcın falan. Kurar gittik. Tatlıdan bıktık. Hani çok makbulsün de çok makbulsün de. Ve yine bu zat buyuruyor ki zühd, dünya malına ait olan kayıplarına üzülmemek, ele geçen dünyalıklar ile de şımarmamaktır. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh hazretleri bir gün talebelerine böyle ders veriyor. Hemen bir haberci geliyor, efendim diyor, sizin malların yüklü olduğu gemi batmış diyor. Duruyor böyle gözünü kapatıyor, elhamdülillah diyor. Anlatmaya devam ediyor dersin. Aradan yarım saat, bir saat sonra bir haberci geliyor. Efendim diyor, yanlış istihbarat. Sizin malların yüklü olduğu gemi batmamış. Limana yanaştım, mallar indiriliyor diyor. Gene gözünü kapatıyor, düşünüyor. Elhamdülillah diyor, yine anlatıyor. Ders bittikten sonra uyanık talebesi varmış. Geliyor diyor ki efendim demiş, bir şey dikkatimi çekti. Mallar gitti, elhamdülillah. Mallar geldi, gene elhamdülillah. Anlamadım demiş. Anlamadık biz demiş. O zaman buyuruyor ki, gemi battı, mallar gitti deyince kalbime baktım. Üzüntü var mı diye o mal için. Yoktu. Rabbim yani onu benden söküp almış. Onun için Rabbime teşekkür ettim elhamdülillah. Benim mala esir etmemişim. Malın kölesi olmamışım. Sonra mallar kurtuldu diye geldi. Kalbime baktım. Sevinç var mı? Baktım yoktu. Rabbime şükrettim buyur. Onun için şükrettim. Etim şimdi bu zamanda yani şimdi dinden imandan uzaklaşmış insan bunu anlamakta ne demek bu falan filan diyecek tabii ki. Tabii ne demek diyecek. Zor. Ve yine bu zat buyuruyor ki Vüheyb bin Mert Hazretleri bir kimseye öğüt vereceğiniz zaman ona ibadetlerin önemini anlatın. Zira deniz yolculuğuna çıkan kimse için gemi ne kadar lazım ise ibadetler de insanlar için o kadar lazımdır. Peki niye anlatıyor bu zat bunu? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatırken bir şey dikkatimi çekti. Bir kimse lokması haramdan olursa, bu mideye gittiği zaman, bağırsaklar tarafından özümlendiği zaman bundan bir enerji hasıl oluyor mu? Haramdan haram lokmadan meydana gelen o enerjiyle insan ibadet edemez buyuruyor. Edemez. Hep isyan eder. Onun için lokma yani yenilen ve içilen onun için çok önemlidir. Helalden olacak. Evet helalden olacak.